Dikkat ederseniz sokaktaki çocuğa bile sorsanız İslam'da şer'i delil kaç diye, kitap sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukaha diye size hemen ezbere yapamıyorsunuz. Yani bu sıralamada kitap başta geçiyor değil mi? Kitap, sünnet, ikinci, kitap birinci, sünnet, ikinci, icma, ümmet, üçüncü, kıyas, fukaha, dördüncü. Peki pratik hayatımızda neden bu kitaba ölür gideriz de hiç sıra gelmez? Sayarken başta sayıyoruz, yaşarken yaparken en sonda kalıyor ve sıra gelmiyor. Yani kıyas-ı fukaha'dan icma ümmete geçemiyoruz ki. Fetava-i Hindiye'yi konuşmaktan Allah'ın ayetlerine sıra gelmiyor ki. Kitab-ül Mebsut'unu Şemsüleyn ve Sarahsi'nin bilmem okumaktan onu bitiremiyoruz ki. 30 bin sayfalık kitabı, şurada 300 sayfalık, o da yarım yarım sayfa Kur'an-ı Kerim'e sıra gelsin. Yani o zaman sayarken diyelim ki birinci delil kıyas-ı fukaha, ikincisi icma ümmet, üçüncüsü sünnet, dördüncüsü kitap diyorsun Kur'an'ı diyor. Ya sayı söylerken doğrusunu söylüyoruz ama yaparken tersini yapıyoruz, eğrisini yapıyoruz. Olur mu? Yani mesela bir insana soruyorsun işte sen filan dairede memur, kimin emrini biliyorsun? İşte sayıyor sana müdürüm, şefim bilmem ne falan filan. Fakat pratikte bakıyorsun müdürü filan hiç takmıyor, en çok odacıdan korkuyor. Yani bu insanın durumu ne kadar garipse, böyle yapan Müslümanın durumu da o kadar garip. Kitap madem birinci delil, niye birinci delile birinci derecede önem vermiyoruz? Vermez isek halimiz bu halden çıkar, daha iyi hale girer mi? Asla girmez.